Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu takipçimden gelen bir araç arızası ile ilgili olacak konuşmalarımız. Takipçim bana ulaştı. Aracımda arıza var dedi. Şu arızayla ilgili bilgin var mı? Senin aracınla aynı arızaya benziyor dedi. Onun arızası da farklı bir yerden çıktı. Bu arıza da kronik sorulmuş. Yani araç da bu arada Renault Megane 1.6. Megane 2 bu trigger sesin trigger kayışından bir ses geliyor. Yağlı kastak dediğimiz bir sistem. Yağlı kastak döndükçe soğuk havada bu ses yapıyor. Isındığı zaman ise ses yapmayı kesiyormuş. Bu şekilde sorun çözülmüş oldu onunki yağlı kastak değişince. Yağlı kastak değişmeden önceki videosunu izleyin ve görün. Bu videoda arabacının sesini de duyacaksınız. Araba soğuk ve ses yapıyor. Daha sonra aracı tamir ettikten sonraki sesini görün. Aracın zaten tamirinde yağlı kastak değiştiği için trigger kayışı vesaire bu tarz şeyler de değişiyor. Araçta yapılmayan şeyler kalmamış yani. Onunki de çok şey değişmiş aracında. Aracında mesela tekleme varmış, boğulma varmış. LPG'de sıkıntı olmuyormuş, benzinde oluyormuş genelde. Yani benzin ve LPG'nin arasında yanma farkları olduğu için belki bundan dolayı da olabilir. Pompa, benzin pompası, bobin, bujiler hepsine baktırmış. Ama sorun burada değilmiş. Rölantide de sorunlar, dengesizlikler varmış. Akü kutup başını sökmesini söylemiştim ona. 10 dakika bekle falan, hani olabilir belki diye. Yani çünkü Renault'larda elektriksel arıza çok fazlasıyla meydana geldiği için ben onu söyledim. Bu şekilde istişare yaptık ancak dediğim gibi yardımcı olmaya çalıştım ancak uzakta olduğu için kendisi de, zaten ben de tamirci değilim. Elinden geldiği kadar da kendim bir şeyler katarak söyledik ama tabii ki arızayı ben bulmadım. Oradaki bir usta bulmuş. Bu arıza da kolay kolay bulunan bir arızalardan biri değilmiş. Çünkü arızası da yeni başlamış. Yeni başladığı için de araç sıcakken ses yapmıyor. Bu sorundan dolayı da arızayı bulmak zor oluyor. Bu yağlı kastak değiştirmezsek ne gibi sorunlar meydana gelir? Bu yeni başladığı için zamanla bu ses yapa yapa yağlı kastak kendini kilitliyormuş arkadaşlar. Bu yağlı kastak kendini kilitlediği için de araç trigger kayışı koptuğu zaman ne olacağını siz biliyorsunuz. Bu sibop varkları olsun, hani motor bildiğin dağılıyor yani. Ondan dolayı çok büyük bir arızalardan birisi. Takipçim dedi istersen bununla ilgili bir video yapabilirsin dedi. O da bana birkaç tane işte video gönderdi. İzlediniz zaten. Ben de size bu bilgileri aktardım. Eğer sizde de böyle bir sıkıntılar olursa bu soruna da bir bakın. Yani yağlı kastaklarında olma ihtimali olabilir. Tabii ki arabacılık bu. Hani her yerden bir şey çıkabiliyor. Yani ummadığım bir yerden çıkabiliyor. Şimdi mesela bu yani yağlı kastak sistemini ben de bilmiyordum. Megane 2 kullandım. O kadar ben de aracı kullandım ama hiç yani bana böyle bir sorun yaşamadım yağlı kastakla ilgili. Bu yağlı kastak da fiyatlarına baktığımda 650-700 lira gibi civarında fiyatlarda bu orijinal ürün. Yani zaten yan sanayi takımı kesinlikle aklınızdan geçirmeyin yani bu motor aksamına. Çünkü hani kaportada bir nevi bir şey olmaz ancak yani motora taktığınız yani yan sanayi parçalar yani sizi bir sene götüreceğine örnek veriyorum 5 ayda 4 ayda bozulur orijinal olmadığı için. Yani bu örnek sadece, daha da uzun vadelerde yani belki sorun bile getirmeyebilir. Ben de mesela kendi aracımda mesela şu kaliformüstü mesela arızalıydı. Ben bunu şimdi onardım. Yani dediğim gibi mesela bu yan sanayi orijinal olmadığı için şu demirlere falan hemen en ufak bir şeyde eğiliyor yani. Ondan dolayı her zaman orijinalini kullanmaya çalışın. Tabii ki orijinalini bulamadığımız yerde mecbur yan sanayi takıyoruz zaten. Bu şekilde eğer siz de dediğim gibi sorunu yaşarsanız sürekli böyle tamirci aramaktansa hani bu sorunu da göz önünde bulundurabilirsiniz.
Araç cihaza bağlamış. Oksijen sensörü arızası da vermiş bu arada. Hani oksijen sensörüyle ilgili de problem varmış. Ama bu oksijen sensöründen de değilmiş. Yani bu şekilde ilerliyor yani. Şimdi bulunamayan ya mesela EQ'ya bağlanıyor araba. Bilgisayara yani. Bilgisayara bağlıyorlar arabayı. Bakıyorlar yani bir arıza çıkmayınca bu arızayı bulmak gerçekten çok güç oluyor yani. Zor oluyor yani. Çünkü arabanın her yerinden bir sıkıntı çıkartabilir yani. Yani düşünmüyorsun. Mesela benimki öyleydi. Alternatör mesela. Benim arabanın rölantisi 1500-2000 devirlere dayanıyordu. Aracımın yani rölantiyle ne alakası var? Benim yani aklımın ucundan geçmez yani. Zaten rölanti şarj ediyordu bu arada. Yani voltajını da ölçtüler. Dinamocuyu da götürdük arabaya. Arabanın dinamosunda, şarj dinamosunda herhangi bir sıkıntı yok diyorlar. Ben de zaten yabancı sitelere girerek bu YouTube üzerinden bu şekilde arızayı bulmuştum. O alternatörün üstünde bir soket vardı. O soketi çıkarttığım zaman aracın devirleri kendi haline dönüyordu. Yani normal haline dönüyordu. Bu şekilde ustamız da bayağı uğraşmıştı bende. İşte sök tak, orayı sök, burayı sök, EQ'yu dağıt, elektrik aksamlarını gözden geçir. Yani yapmadığı iş kalmamıştı. En sonunda voltaj regülatörünü değiştirdik akünün. Ondan sonra bir sapıtmalar meydana geldi. Ama tabii ki sorunu çözmedi. Alternatörü komple elindeki alternatörü taktı denemek için. Alternatörü takınca araba kendine gelmişti. Yani dediğim gibi aracın böyle bulmak zor oluyor. Bir de ayrıca elimde mesela alternatör olmasaydı belki de bu sorunu benim arabamın da mesela bu sorunu çözemeyecekti. Bundan dolayı işte bir şey yaparken mesela böyle bir sıkıntı olduğu zaman sizin de ustaya verdiğiniz bilgiler doğrultusunda tabii ki usta da ona göre de bir bakım yapıyor yani. Şimdi adam senin kendi arabanı usta senden daha iyi bilemez. Çünkü sen şimdi neyin ne yapıldığını az çok biliyorsun. Çünkü sabit bir ustaya gitmediğin zaman da mesela bir gün başka ustaya bir gün başka ustaya gittiğin zaman ise ne oluyor? Bu usta bujileri değiştirmiş oluyor. O usta kablosunu değiştirmiş oluyor. Şimdi başka ustaya gidiyorsun. Adam diyor acaba bujide mi? Buji kablosunda mı? Şunda mı? Bunda mı? Diye derde düşebiliyor. Sadece tek ustaya gittiğin zaman ise ne oluyor? Zaten bazı ustalar mesela kaydını tutuyor veya tanıdık oluyorsa kendisi zaten az çok arabayı biliyor. Ve ayrıca kendi yaptığı şeyleri sen de biliyorsun şimdi adama anlatabiliyorsun. Ama şimdi karışık bir üstüne bir ona gidiyorum, bir ona gidiyorum, bir buna gidiyorum. Bu sefer araba kendisi yani araba da bu sefer ne oluyor? Haşat oluyor ya açık açık söyleyeyim. Bir ona gidiyorsun, bir ona gidiyorsun. O orayı söküyor, orayı söküyor. Bundan dolayı hep sıkıntılar meydana gelebiliyor. O yüzden iyi usta bulmanız da önemli bu arada. Benim ustam yani son bulduğum usta gayet işte dediğim gibi o arızayı çözdü. O arızayı çözdükten sonra işte bayağı bir sıkıntıdan kurtulmuştum. Yani bu yağlı kasnak arızası için ise işçilik falan her şey içinde 1500-2000 lira gibi civara patladığını söylemişti. Zaten bu kadar olacağı tahmini olarak az çok siz de tahmin edebilirsiniz. Çünkü trigger kayışı sökülüyor zaten. Bir kere trigger kayışını söktüm mü bu sorun zaten 200-300 lira bir işçiliğe mal oluyor zaten. O sökülmüşken zaten trigger de değiştirmişler yağlı kasnak değiştiği için. Bu şekilde bir diğer videolarda Tofaş toplama videom yani artık yavaş yavaş finale yaklaştım. Arabanın herhangi bir şeye kalmadı. Arabamın bu arada bagaj kabini de yaptım. Bununla ilgili video gelecek. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi, abone olmanız benim için yeterli. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Hoşça kalın.